Hangi hastalıklar balgam yapar? Astım. Astımlı kişilerin solunum yolları enfeksiyonlara, alerjenlere ve çevre kirliliğine karşı hassastır. Bu hassasiyet solunum yollarının iltihaplanmasına ve dolayısıyla balgamın üretiminin artışına neden olabilir. Kistik fibroz. Kusurlu bir genin akciğerlerde balgamın artışına neden olduğu kronik bir hastalıktır. Birikip kalınlaşan balgam bakterilerinin büyümesi için ideal bir ortam oluşturabildiğinden birçok insanda kronik bakteriyel akciğer enfeksiyonları geliştirir. Genellikle çocuklarda ve genç yetişkinlerde görülür. Konjestif kalp yetmezliği. Kalbin etkili bir şekilde vücuda kan pompalayamadığı durumlarda balgamın artışı ve nefes darlığı yaşanabilir. Pulmoner emboli. Ciğerlerde pulmoner arter bloke olduğunda gelişir. Bu tıkanıklık genellikle vücuttaki başka bir yerden, örneğin bacakta dolaşan bir kan pıhtısından kaynaklanır. Genellikle kanlı veya kanla kesilmiş balgamlara neden olur. Bu durum hayatı tehdit edici ve ayrıca nefes darlığına ve göğüs ağrısına neden olabilir. Akciğer kanseri. Aşırı miktarda üretilen balgam, yoğun öksürükle birlikte dışarı atılır. Kan, öksürme, kilo kaybı ve yorgunluk diğer önemli belirtileridir. Pnömokonyoz, akciğerlerde toz birikimi sonucu doku hasarı ile gelişen bir meslek hastalığıdır. Özellikle kömür madenlerinde çalışan insanlarda görülebilir. Akciğer absesi. Bu hastalıkta akciğerlerin içinde irinle dolu bir oyuk oluşur. Genellikle enfekte ve iltihaplı doku ile çevrilidir. Akciğer mantarı. Solunum yoluyla akciğerlere yerleşen mantar tohumlarının neden olduğu enfeksiyondur. Ayrıca alt solunum yolları enfeksiyonları da balgama neden olabilir. Bronşit. Akciğerlere hava taşıyan bronş tüplerinin solunum boruları iç yüzeyindeki zarın iltihaplanması sonucu meydana gelir. Akut ve kronik olarak iki farklı türü vardır. Bronşiolit. Akciğerlerin en küçük hava yollarından bronşiyollerin genellikle virüs kaynaklı tıkanmasıyla gelişir, çocuklarda görülür. Bronşektazi. Bronşların aşırı genişlemesiyle gelişir. Zatürre. Akciğer dokusunun iltihaplanmasıdır ve başta bakteriler olmak üzere çeşitli mikroorganizmalara bağlı olarak gelişir. Tüberküloz, yani verem. Bir bakteri türünün neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Genellikle akciğerlerde görülür ancak vücudun diğer bölgelerine de yayılabilir. KOAH. Akciğerlerdeki bronşların, yani hava keseciklerinin tıkanması sonucu gelişen kronik bir hastalıktır. Bu hastalıkta temiz hava yeterince emilemediğinden kan ve dokulara yeterli oksijen iletimi sağlanamaz. Herkese sağlıklı günler dileğiyle. Hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.